Kestel'de her yer organize sanayi. Arkadaşlar, Kestel'e hoş geldiniz. Ben Kestel Belediye Meclis Üyesi, Emek Partisi Meclis Üyesi adayı Arif Şen. Kestel'de yumakla yığın yığın sorunlarımız var. Bunların en başında hava kirliliği, toprağın ve havanın fabrikalar, kontrolsüz üretim yapan fabrikalar tarafından kirletilmesi gelmekte. Kestel Belediyesi'nde buna dönük önceki yıllarda yapılan tüm mücadelelere rağmen maalesef belediye bu fabrikaların kontrolü, denetimi, engellenmesi, havayı kirletilmesinin engellenmesi açısından herhangi bir tedbir almamıştır. Sizin de gördüğünüz gibi Kestel'de fabrikalar adeta havaya zehir kusuyor. Ve maalesef bunun için hiçbir tedbir alınmıyor. Bizim belediye meclisine üyelik sürecindeki başlangıcımız esasında bir mücadele anlayışına dayanıyor. Şöyle ki öncelikle Kestel bir işçi ve emekçi kenti. Bu işçi ve emekçi kentinde gene işçilerin, emekçilerin çalıştığı, ürettiği fabrikalar aynı zamanda işçilerin, emekçilerin sağlığını, halkın sağlığını da tehdit etmekte. Kestel Belediye Meclisi'ne Emek Partisi'nden bir meclis üyesi seçtirerek elbette bu olumsuzlukları bertaraf etmek için belki yetkimiz, gücümüz olmayacak. Fakat bunlara karşı bir mücadele anlayışıyla hareket edeceğiz. Kestel'de hava kirliliğinin yanında Kestel doğasıyla eşsiz güzelliklere sahip, ormanlarıyla, dereleriyle özel bir kent. Fakat Kestel'in bu güzelliklerinden maalesef Kestel halkı faydalanamıyor. Kestel'deki bütün işletmeler, bütün sosyal tesisler tamamen özel şirketlere, özel şahıslara devredilmiş durumda. Mücadelemizin bir parçası da bu tesislerin kamu eliyle işletilmesi, belediye iştirakleri eliyle işletilerek halkın da dar gelirli kesimin de bu tesislerden, Kestel'in bu doğal güzelliklerinden faydalanmasını istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Belediye meclisindeki temel şiarımız mücadele olacak. Kestel halkı için, Kestel halkının Kestel'in nimetlerinden, güzelliklerinden faydalanması için, ayrıca halk sağlığını tehdit eden hava kirliliği, toprağın kirletilmesini engellemek için mücadele anlayışıyla hareket etmek istiyoruz. Ayrıca Kestel'de bazı sosyal tesisler maalesef belediyeliyle ihalesiz olarak yandaş kuruluşlara, tarikatlara, cemaatlere, TÜGVA gibi oluşumlara verilmiş durumda. İhalesiz olarak bunlara teslim edilmiş durumda. Kestel'deki bu tip mekanların, tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ihaleye gidilmeyerek kamu eliyle işletilmesi için mücadele edeceğiz. Bunun sözcüsü olacağız. Kestel Belediyesi'nde halka karşı veya halkın zararına, halkın menfaatine olmayan her şeye muhalefet etmek için, her şeyi halka anlatmak, halka teşhir etmek için mücadele etmek istiyoruz. Buralar Kestel'de kentsel dönüşüm sorununun yıllardır kör düğüm olduğu mahalleler. Vani Mehmet Mahallesi, Tonga civarı. Buralarda insanlara yıllarca çivi bile çaktırmadılar kimi yerde. İşte buraların kentsel dönüşümün daha sosyal içerikte olması, belediye eliyle, belediye desteğiyle yapılması gerekiyor. Kestel'de hava kirliliğine neden olan ilk ve en büyük sorunu teşkil eden çimento fabrikası arkamızda. Çimento fabrikası Kestel'de geçmiş dönemlerde
kapasitesinin yükseltilmemesi için çevreciler tarafından defalarca yürüyüşler düzenlenmiş. Fakat engellenememiş, mahkeme kararlarına rağmen engellenmemiş ve gördüğünüz gibi kapasitesini de büyütmekte, yükseltmekte. Kestel'in havasına, doğasına en çok zarar veren işletmelerden biri. Belediye meclisinin veya belediyenin bunu engellemesi, kontrol, çevreyi kirletmemesi için kontrol altına almasını talep ediyoruz. Kestel derelerinin en coşkun olması gereken bir tarihteyiz, bir mevsimdeyiz. Fakat gördüğünüz gibi dereler kurutulmuş, uluslararası şirketlere peşkeş çekilmiş, Kestel'in suları uluslararası su şirketlerine satılmış ve Kestel'in dereleri kurutulmuş durumdadır. Biz Kestel Belediye Meclisi'ne Emek Partisi olarak girebilirsek bu derelerin de mücadelesini yürüteceğiz. Bunun için de mücadele vereceğiz. Halktan yana, halk için, işçiler, emekçiler için, doğanın korunması için mücadele etmek istiyoruz.